Tuşbağ Belediyesi ve Yavaş Belediyesi olarak bizler AK Belediyeciliği Türkiye'de AK Parti neyse Van'da da Tuşbağ Yavaş Belediyesi aynı misyonu, aynı görevi, aynı çalışmaları yürütmektedir. Bu güzel danışma programımızın hayırlara vesile olmasını dileyerek özellikle başlamak istiyorum. Bizler Tuşba Belediyesi olarak yeni kurulduğumuzda Sayın Bakanlarım hakikaten bir enkaz devraldık. Yani önceki dönemde yapılmış olan hizmetlere baktığımızda insanlarımızın en temel hakkı olan bir yol dahi yoktu. Çamurdan, çukurdan, çökten bu memleket hakikaten insanları helak olmuştu. Başta Tevaş ve Tuşba olarak dedik ki insanlarımıza şunu göstereceğiz. Bu memlekette belediyecilik nasıl yapılır? Bu insanlarımıza bu güzel hizmetler nasıl tanıtılır? Onları bir bir göstereceğiz dedik. Ve bunun içinde en büyük desteği Kalkınma Bakanlığımıza sunduğumuz DAKA ve DAF'tan aldık. Başta önceki dönem bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz Bey'e ve ekibine ve şimdi sunacağımız projeleri de destekleyecek müjdelerini alacağımız Sayın Lütfü Erman Bakanımız ve şu anki kabinedeki tüm bakanlarımıza biz teşekkür ediyoruz. Tuşba Belediyesi olarak bizlerin en büyük ihtiyacı hizmet binamızdır. Bu hizmet binası olmadan elbette güzel faaliyetler yapılamaz. Sayın Bakanım sizlerin de destekleriyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlar Kurulu'nda et balık kurumu gibi çok güzel bir yer hamdolsun belediyemize verildi. Bunun projesi hazır. İnşallah güdümlü bir projeyle Allah'ın izniyle çevre dostu olan güneş enerjisi, elektrik enerjisini dönüştürecek olan modern mükemmel bir projeyle inşallah biz konteynerlardan, prefabriklerden çıkıp güzel hizmetlerimizi sunacağız. Sayın Bakanım geldiğimizde Van Denizi hakikaten Vanlıların sırtını dönmüş olduğu, bugüne kadar sahip kenti olduğunun farkında olmayan bir kenti. Hazırlamış olduğumuz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle almış olduğumuz bir fizibiliteyle Van sahilinde artık insanlarımız Van'da kesinlikle biz bir sahil kentiyiz. Bizim bu sahilde sivrisinekten, çöpten, bu enkazdan kurtarmamız gerekebilirler. Ve biz de hamdolsun yine Kalkınma Bakanlığımızın desteğiyle bir cennet, dünya üzerinde, yeryüzünde bir cennet diyebileceğimiz, bakın eski halleri çöplük halde görüyorsunuz ve şimdiki halleri insanlarımıza yakışır. Sizlerin de belirttiğiniz gibi bu Serhat şehrinde Vanlı'nın, Kadişinas Vanlı'nın sahip olması gereken en güzel parkları şimdi oluşturuyoruz. Gerek bisiklet yollarıyla, yaya yollarıyla, rekreasyon alanımız inşallah sizlerin desteğiyle şekillendi. Allah nasip ederse ileride Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın desteğiyle de yaklaşık 150 dönümlük bu büyük alan inşallah hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Sayın Bakanım, bizler burada Van Denizi 1700 metrede hakikaten çok önemli bir cazibe katıyor bana. Ve biz bu Van Denizi'ne Van'ın gerçek sahibi olan insanlara artık bir problem olan değil, bir değer olarak. Ve burada mavi bayraklı olan bir proje ile insanlarımızın bundan sonra Allah nasip ederse en güzel şekilde, en mükemmel bir şekilde bir plaja sahip olacak. Çünkü hakikaten hem Tuşba'nın hem Yavaş'ın ayakta durması sizlerin güzel destekleriyle olacaktır inşallah. Bizler yaptığımız projelerle huzurumuza geliyoruz. Bizler faaliyetlerimizi, etkinliklerimizi gerçekleştirirken teşkilatımızla ve özellikle il ve ilçe teşkilatlarımızla ciddi projelerle huzurumuza geliyoruz. Sayın Bakanım, burada Van'da yapılan başta üniversite olarak bizlerin çalışmalarını biz bir kenti en önemli özelliği ruhsatlı yapılarak kavuşturmaktır. Üniversitemizin de bir ADM ruhsatlı bir yapıya kazanabilmesi için Sayın Burhan Kayatlı Milletvekilimizle birlikte makamımızda bizleri kabul etmiştiniz. İnşallah o taleplerimiz yerine gelirse hem üniversitemiz hem de belediyemiz çok önemli bir değere kavuşacaktır. Bizler bu ruhsatlandırmayı yaptığımızda
en önemli sıkıntı yaşadığımız başta sanayi sistemimiz olmak üzere birçok yerde bunu açtık. Hakikaten gelecek noktasında insanlarımızın en mükemmel hizmetleri sunabilmesi, en güzel destekleri alabilmesi için belediyeciliğin hakikaten Van'da en iyi örneklerini göstermeye çalışıyoruz. Burada tarihi Van evlerini hayata geçiriyoruz. Dört önemli Van'ın evini, her birinin önemli paşalarıyla birlikte Van Valiliği yapmış olan paşaların isimleriyle inşallah Nisan-Mayıs ayında hayata geçireceğiz. Yine emekli halinin tamamen mezbelelik olan, köprük olan alanlardan yaşadığı alanları şu anda oluşturmuş olduk. Bu Van evlerimiz, eski Van evlerimiz, kültürümüz, yine bunu da Kalkınma Ajansımızın desteğiyle aldık. Ben Kalkınma Bakanlığı'na ve özellikle Kalkınma Ajansımız Dakka'ya Emin Yaşar Demirci'ye ve özellikle DAPİ Devleti Başkanımız Sayın Adnan Demir'in huzurunuzda sizlerin şahsına ben çok teşekkür ediyorum. Belediyemizin kültür ve sosyal faaliyetleri devam ediyor Sayın Bakanımız. Biz teşkilatlarımız el ele, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla sürekli sahada insanlarımızın her birine bir dokunuyoruz. Ve şuna inanıyoruz, girmedik ev, girmedik kapı bırakmayacağız Allah'ın izniyle. Kadın Aile Müdürlüğümüzle birlikte her daim bizim il ve ilçe başkanlarımızla sürekli bütün ilçelerimizdeki mahalleleri kapı kapı dolaşıp inşallah o insanlarımızın da sosyal ve kültürel ihtiyaçları varsa bildi bir yerine getiriyoruz. Yine seyir terası projemiz Van'ın en güzel yerinde doğayı izleyebilecek insanlarımızın geldiği andan itibaren Van'ı çok iyi görebilecek önemli bir proje. Bu projenin de hayata geçmesinde yine Kalkınma Bakanlığımızın imzası var. Bu sizden tekrar teşekkür ediyoruz. Bizler Sayın Bakanım burada hakikaten bölgemizde en büyük eksiklik olan parklarımızı bir oluşturduk. Bu parklarla insanlarımıza şunu söyledik. Siz her şeyin en güzeline layıksınız. 15 Temmuz'un kahramanları olan sizler hakikaten Türkiye'yi ikinci bir kurtuluş savaşında kurtardık ve inşallah bir daha hiç kimse buna cesaret edemeyecektir. Yapılan projelerimiz, bizlerin faaliyetleri inanıyoruz ki önümüzdeki dönemde tekrar Van'ın yeniden kazanılması. Belediyecilik de, çünkü biz biliyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız belediyecilikten geliyor. Yine Sayın Başbakanımız o dönem belediyecilikten gelme ve biz Adana'mız ile belediyelerle tekrar Türkiye'nin huzuru, Van'ın huzurunu nasıl sağlanabileceğine inanıyoruz. Geveç Belediye Başkanımız Sinan Bey ile birlikte geceli gündüzümüzü de katarak bir projeler hazırlıyoruz. Şimdi sahil etapımızın, sahil projemizin ikinci etapı var Sayın Bakanım. Burada sadece iki önemli müjde almak istiyoruz bu bağımlar size. Biz bu iki müjdeyi inşallah Kalkınma Bakanımıza da alırsak burada. Birincisi üniversitemizin ruhsatlandırılması ile ilgili konu. İkincisi sahil etapımızın özellikle ikinci etapının burada yaptırılması ile ilgili çok kıymetli Bakanımız Sayın Beşir Atalay Hocamız ve Burhan abimizle birlikte il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte temenni atmıştık. İnşallah şu gördüğünüz yapıyı bana kazandırdığımızda değil bana tüm bölgeyi kazanacağız. Hakikaten şu anki eski haline bakarsak tamamen çöplük, tamamen bataklık, tamamen mezbelelik olan bir alanda bu güzel projenin şu anda ihale çıkacak haldedir Sayın Bakanım. Yarın emin verirseniz bu projemiz hemen ihale bulacak aşamadadır ve bu bana Van katacaktır, bana can katacaktır, buna inanıyoruz. Bizlerin tek derdi insanlara hizmetkar olmak için buradayız. Bazıları çukur kazar, bazıları insanların huzurunu kaçırmak için uğraşır. Ama biz Tuşla Belediyesi ve Gevaş Belediyesi olarak bu güzel projelerle onları hayata geçirmek için, insanların emrinde olduğumuzu göstermek için bizler gecemizi gündüzde kalkıyoruz. Sayın Bakanım, sizin bana gelişinizi duyduğumuzda 5 gündür tüm bilimdeki arkadaşlarımız uyumadan bu güzel projeleri nasıl hayata geçirebiliriz? Onun gayretindeyiz. Bu gördüğünüz alan İskender Üniversite kadar yaklaşık 5 kilometrelik bir mesafe ve bunun birinci etapını hamdolsun Nisan'da sizlerin de inşallah katılımıyla biz hayata geçireceğiz. Bu ikinci etapa 15 Temmuz Şehitler Parkı ismini biz vermeyi uygun gördük meclisimizde. İnşallah sizlerin desteğiyle hayata geçecek olan bu güzel mükemmel projeyle Vanlı Van Denizi'ne yüzünü dönecek, Vanlı Van Gölü ile Van Denizi ile barışmış olacak ve inanıyoruz ki bu projelerle inşallah Van'ın yeniden kazanılması, büyük şehrin ve diğer tüm ilçelerin alınması adına işte belediyecilik budur,
Hak belediyecilik budur. Her şeyi göstereceğiz inşallah Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, mübarek cuma günüdür. Her birinizin de çok kıymetli zamanı almadan inşallah Van'ımıza hem il binamızı hem de Tuşba ilçe belediye binamızın kazandırılması yanında bu güzel projelerin hayata geçirilmesi için biz çalışıyoruz. Tekrar Van'a sizler ve genel merkezimize gelen Sayın Netvekilimiz ve çok kıymetli genel başkan yardımcımızla biz huzurunuza teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.